Sedat Peker yayınladığı birçok videoda yalan makinası getirsinler, ben mi doğru söylüyorum diyor, onlar mı doğru söylüyor, bu şekilde meydan okuyor. Bu konuyla ilgili de Haberciniz adlı internet sitesinde bir haber yayınlanmış. Haberin kaynağı da Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem. Haberin detaylarında aynen şu ifadelere yer veriliyor. Biliyorsunuz Sedat Peker sürekli yayınlamış olduğu videolarında söylediklerinin doğru olduğunu kanıtlamak için yalan makinesine bağlanmak istediğini ifade ediyordu. Yalan dedektör olan uzman İbrahim Berk de bu çağrıya kulak vermiş. Sedat Peker her çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ederken bu çağrı da oldukça dikkat çekici. Son videosunda şunu diyordu. Silahı buraya koyacağız. İki müfettiş yalan makinesi. Yalan makinelerinin %1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. Ben doğru söylesem yine de ötse kafama sıkacağım diyor. Böyle meydan okuyor. Devlet görev verirse yapmak isterim diyor işte uzman Berk de. Aynen şu açıklamaları yapmış İbrahim Berk. Ortadaki iddialar çok ciddi. Aynı şekilde Sedat Peker'in muhatap aldığı kişiler de çok ciddi kişiler. Ama insanların taleplerine karşın böyle bir şeyi bireysel olarak yapmaya taraftar değilim. Ancak devlet görev verir, onaylarsa yine de Sedat Peker de onaylarsa testi yaparım. Ancak Sedat Peker kendi seçtiği soruları değil de diyor, kamuoyunun, toplumun belirlediği sorulara cevap verecek. Bunu o da kabul ederse böyle bir test yapmak isterim diyor. Ve ekliyor, uzman işini doğru yaparsa %100 sonuç verir. Uzun yıllardır yalan makinesi üzerine yoğunlaşmış Berk, Sedat Peker'in %1,5 yanılma payı iddiasına da şöyle yanıt veriyor. Bu oran nereden çıktı bilmiyorum. Zaman zaman benzer ifadeler ortaya atılıyor. Yalan makinesi %90 oranında çalışıyor diyenler oluyor. Ancak yalan makinesi röntgen gibi bir cihaz. Ya doğru çalışıyordur ya çalışmıyordur. Çalışınca doğru sonuç verir. Burada asıl mesele onu kullanan kişinin uzmanlığı ve yeterliliği. Uzman işini doğru yaparsa %100 çalışır. Bu talep kabul edilir mi? Ben kabul edileceğini açıkçası pek sanmıyorum. Ama Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan uzman isim İbrahim Berk bu konuda diyor ben hazırım. Görev verirlerse giderim. Ancak devlet görev verirse giderim diyor. Böyle bir görev verilir mi? Ben verilmeyeceğini düşünüyorum.